NASA'da çalışan ilk Türk bilim insanı Dilhan Eryurt'un biyografisine bakacağız. Dilhan Hoca daha önce Google'a Doodle resmiyle yerleştirildikten sonra Türkiye'de bilinirliği arttı. Ben de şahsen kendisini daha önce isim olarak bilmiyordum ama Doodle'a konduktan sonra kim olduğuna baktığımda ilgimi çekip böyle biyografisini de hazırlamak istemiştim. Evet, gelin beraber bakalım. 29 Kasım 1926'da İzmir'de doğdu. Babası 1944'te Denizli Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giren Abidin Ege'dir. Babasının Yüksek Ziraat Mektebi kuruluşu nedeniyle bulunduğu İzmir'de dünyaya gelişinden kısa bir süre sonra ailesi önce İstanbul'a, birkaç yıl sonra da Ankara'ya taşınmıştı. İlk öğrenimini Ankara'da tamamladıktan sonra Ankara Kız Lisesi'ne devam etti. Lise yıllarında matematiğe özel bir ilgisi vardı. Bu nedenle liseden mezuniyetinin ardından İstanbul Üniversitesi Yüksek Matematik ve Astronomi bölümüne girdi. Astronomi merakı üniversite öğrenimi sırasında ortaya çıktı. 1946 yılında İstanbul Üniversitesi Yüksek Matematik ve Astronomi bölümünden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi'nde astronomi bölümü açmak üzere görevlendirilen Tevfik Oktay Kabakçıoğlu'nun yanında 2 yıl boyunca fahri asistanlık yaptı. Lisansüstü çalışmalarına bir süre Michigan Üniversitesi'nde devam etti ve 1953'te Ankara Üniversitesi Astrofizik Anabilim Dalı'nda doktorasını ve ardından doçentlik çalışmalarını tamamladı. 1959'da Uluslararası Atom Enerji Ajansı'nın bursuyla 2 yıllığına Kanada'ya gitti. Deep River Atom Enerjisi Laboratuvarı'nda Alastair G.V. Cameron ile çalıştı. Hidrojen yıldızları üzerine çalıştı ve yıldızların yapım ve modelleri üzerine birçok başarılı program yazdı. Ardından ABD'ye giderek önce Amerikan Soroptimist Federasyonu bursuyla ABD'de Indiana Üniversitesi'nde görev aldı. Üniversiteye bağlı Gotelink Gözlem Evi'nde yıldız modelleri yapmakla tanınmış Profesör Doktor Marshall Vrubel ile çalıştı. Bu deneyimden sonra Ulusal Bilimler Akademisi bursunu alarak NASA'ya bağlı Goddard Uzay Araştırma Enstitüsü'nde görev aldı. Uzay uçuşları ile ilgili kuramsal araştırmalar yapan Goddard Uzay Araştırma Enstitüsü'ndeki görevi sırasında kurumda çalışan tek kadın astronomdu. Alastair J.V. Cameron ile Güneş'in yapısı, evrimi ve Güneş'ten gelen nötrinoların hesaplanması üzerine araştırmalar yapan Dilhan Eryurt'un Goddard Enstitüsü'nde yaptığı çalışmalar Güneş hakkında o zamana kadar yanlış bilinen bazı gerçekleri ortaya çıkardı. Güneş'in parlaklığının oluşumundan bu yana gittikçe artmadığını, geçmişte çok daha parlak ve sıcak olduğunu ortaya koydu. Çalışmaları o dönemde yeni başlayan uzay uçuşlarının gidişatını etkileyecek önemliydi. Ay'a ilk inişin yaptığı başarılı çalışmalar nedeniyle 1969'da Apollo Başarı Ödülü ile ödüllendirildi. Eryurt, Goddard Enstitüsü'nde 2 yıllık çalışmasını tamamladıktan sonra kendisine yabancılarla sıklıkla tanınmayan bir ayrıcalık gösterildi ve kıdemli araştırmacı olarak enstitüde çalışmaya devam etti. Enstitü, kendisi yıldızların oluşumu ve gelişimi üzerine araştırmaları için yeni bilgiler edinmek üzere Kaliforniya Üniversitesi'ne gönderdi. Yıldızların evriminde kütlelerin etkisi konusuyla ilgili olarak Cameron ile birlikte 1967'de yazdıkları bir makale astrofizikte çok fazla atıf aldı. Profesör Doktor Dilhan Eryurt 1973 yılında kadrolu olarak ODTÜ Fizik bölümüne döndü ve burada astrofizik ana bilim dalını kurdu. 1988 yılında önce ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Başkanı olarak görev aldı. Ardından da Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığını 5 yıl yaptıktan sonra 1993 yılında emekliye ayrıldı. Profesör Doktor Dilhan Eryurt 1969 yılında
NASA tarafından verilen Apollo Barış Ödülünü de aldı. Daha sonra dünya çevresinde belli bir yörüngeye yerleştirilen ve içinde ilk insansız uzay araçlarının geliştirilmesinden sorumlu kurumlarda da görev yaptı. Bir diğer başarı ödülünü de 1977 yılında TÜBİTAK Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülünü alarak yaptı. ABD, Kanada ve başka ülkelerdeki mesleki dergilerinde ortak ya da kendi imzasıyla birçok makalesi yayınlandı. International Astronomical Union, American Astronomical Society, Turkish Astronomical Society gibi ulusal ve uluslararası meslek kuruluşları ile Türkiye Bilimler Akademisi şeref üyesidir. Bilim ve Teknik Dergisi Kasım 1997 sayısında onun için özel bir bölüm hazırlandı. 1965 yılında yine aynı ikili Güneş üzerinde, yani Cameron'la beraber, A Study of Solar Evolution başlıklı makaleyi yazdılar. Dilhan Eryurt, Güneş ve diğer yıldızların evriminde söz sahibi bir bilim kadını olmuştu. 1969 yılında ilk defa Ay'a ayak basıldığında Dilhan Eryurt'un da imzası vardır. Bu başarılardan ve NASA'ya katkılarından dolayı dünyada çok az kişiye verilen Apollo Barış Ödülü de verilmiştir. Ayrıca yine bu çalışmaları sayesinde yabancı uyruklulara o dönem verilmeyen kıdemli araştırmacı unvanını almaya hak kazanmıştır. Dilhan Eryurt 1968'de tekrar yurdumuza dönmüştür. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde misafir profesör olarak göreve başlamış, bu dönemde ülkemizin ilk ulusal astronomi toplantısını da düzenlemiştir. O dönemde astronomların sayısı 25 kişiyi geçmemesine rağmen herkes katılmış ve geleneksel olarak bir kongre haline gelmiştir. 1969-73 yılları arasında Dr. Cameron ile çalışmak üzere tekrar Amerika'ya gitmiştir. 1973 yılında yeniden yurda dönüş yaparken ODTÜ Fizik bölümünde astrofizik ana bilim dalını kurar. 1988 yılında ODTÜ Fizik bölüm başkanlığını yaptıktan sonra Fen Edebiyat bölümü dekanlığını 5 yıl sürdürür ve sonra 1993'te de emekli olur. Emekli olana kadar bütün birikimlerini öğrencilerine aktaran Profesör Eryurt'un bir başka amacı da kendisinden sonra gelen genç kadınların hayatını kolaylaştırmaktır. Ölümünden 2 yıl evvel kocası Sebahattin Eryurt'la tüm servetlerini Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağışlarlar. Bu bağışın bir kısmıyla Erzurum merkezine, anaokulu, kalanıyla Pasinler ilçesine 100 öğrenci kapasiteli kız yurdu yaptırılmasını şart koşmuştur. Çocukları olduğu halde tüm servetin neden bağışladığını soranlara ömrümüzün sonuna geldik, memlekete vefa borcumuzu ödemek istedik diyecektir. Evet, aslında Dilhan Eryurt'un bir de güneşi zapt eden kadın diye bilinmesi var. Oraya da beraber bakalım. 2010'un Ocak ayında gazetelerde ufak bir haber çıkar. Ancak dikkatli gözlerin fark edeceği, yıllarca devlete çeşitli kademelerde hizmet etmiş karı koca tüm servetlerini Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağışlamıştır. 800 bin TL bağış şartlıdır. Bir kısmı Erzurum'la Erzurum merkezine anaokulu, kalan kısmı ile Pasinler içerisinde de 100 öğrenci kapasiteli kız yurdu yaptırılacaktır. Bağışı yapan çift Erzurum eski milletvekili Sabahattin Eryurt ile Türkiye'nin astrofizik alanında gururu Dilhan Eryurt'tur. Çocukları olduğu halde neden tüm servetlerini bağışladıkları sorusuna cevabı da memlekete olan vefa borçlarını ödemek istemeleridir. Bağışın bir kısmının kızlar yurdu olarak harcanmasının istenmesi çok yerindedir. Zira Dilhan Eryurt iyi bilmektedir zor şartlar altında çalışmanın ve okumanın ne demek olduğunu. 1926 doğumlu Eryurt, Ankara Kız Lisesi'ni takdirname alarak bitirmiştir. Üst üste 3 yılda İftihar Lisesi'ni girdiği için dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel, bu arada Atatürk'le de arkadaştır, sırdaştır hatta Hasan Ali Yücel,
Ona nutuğu hediye eder ve içine not düşer. Gönlümün bütün dileği, bildiğiniz meslekte ilerlemeniz ve vatana faydalı işler yapmanız. Dilan Hanım, üniversite eğitimi için İstanbul Üniversitesi Yüksek Matematik ve Astronomi bölümünü seçer. O dönem astronomi matematiğe yardımcı olarak okutulmaktadır. Dilan Hanım şanslıdır, zira Nazi zulmünden kaçan birçok profesör o dönem İstanbul Üniversitesi'nde de ders vermektedir. O zamanlar Hitler'in Nazi Almanya'sından kaçan en değerli bilim adamları İstanbul Üniversitesi'nde çalışıyordu. Bu insanların bilimsel temelleri çok güçlüydü. Bize de aynı şekilde iyi bir temel verdiler. Bilimsel metodolojiyi o değerli insanlardan alan Eryurt'un tüm ilgisi astronomi üzerinedir. Astronomi o dönem hızla ilerleyen, neredeyse her gün yeni bir şeylerin keşfedildiği bilim dalıdır. Eryurt o kadar sevmektedir ki bilimi, 2 yıl Ankara Üniversitesi'nde kadrosuz ve dolayısıyla ücretsiz çalışır. Üstelik 2 günde bir rasathanede saat kurma görevi de onundur ve bazen pazarlara da gitmek zorundadır rasathaneye. Yaklaşık 50 yıl öncesinin Ankara'sını anlatıyorum. Bir gün Profesör Doktor Oktay Okyay Bey geldi. Bir şey söyleyeceğim ama utanıyorum. Seni hiç olmazsa laborant konumuna sokalım da bari yol paran çıksın dedi. Bu arada bunları anlatan Dilan Eryurt, kadro çıktığında daha önceden Amerika'ya gitmek için hazırlanmıştır ve çoktan Dilan'ın izin alır ve bir yıllığına Amerika'ya gider. Michigan Üniversitesi'ne başvurup astrofiziğe orada başlar ve yüksek lisansını orada tamamlar. Dilan Hanım ücret alsa da almasa da sevdiği bilim dalında çok çalışacaktır zaten. Zira genç bir kızken babası ona yazdığı mektuplarda öğütlemiştir. Mefkureli bilim muntazam ve disiplinli çalışma ile olur. Profesör Eryurt muntazam ve disiplinli çalışması ile alanında hızlı ilerlemeye başlar. Yıldızların evrimi üzerine eğilir. Küçük kütleli yıldızlardan büyük kütleli yıldızlara hepsinin oluşumunda geçirdiği evrimleri inceler. Yeni oluşmakta olan yıldızların nükleer reaksiyon oluşturmak için gerek duyduğu kritik kütle hesaplamalarını yapar ve bu konudaki hesaplamalarda kullanılan fitting yöntemini geliştirir. Kanada'da beraber çalıştığı Profesör Cameron ile yıllar sonra Amerika'da tekrar karşılaşan Eryurt, onunla birlikte bu sefer Güneş'in evrimi üzerine çalışmaya başlar. Gezegenimizdeki hayatın kaynağı olan Güneş'in o zamanki evrim modeli yetersizdir. Eryurt, Profesör Cameron ile çalışarak tekrar modeli oluşturur ve 1963 senesinde hocasıyla beraber The Early Ovulation of the Sun adı ile yayınlara çalışması gerçekten önemlidir. Bu çalışmanın önemi ise şöyle açıklanabilir. Dünya Güneş'in en parlak döneminde oluşmuşsa, bu gezegeni meydana getiren maddelerin on binlerce yıl ve binlerce derece sıcaklıkta kalmasıyla dünyanın fiziksel ve kimyasal özelliklerine de doğrudan önemli bir etki yapmasıydı. Tabii aynı yöndeki bir etki uydumuz Ay için de geçerliydi. O sıralarda yapılması tasarlanan Apollo Ay projesi nedeniyle bu yüksek sıcaklık etkisi Ay yolculuğuna çıkacak astronotların karşılaşacakları ortam nedeniyle önemliydi. 1965 senesinde yine aynı ikili Güneş üzerine A Study of Solar Evolution başlıklı makaleyi yazar. Dilhan Eryurt, Güneş ve diğer yıldızların evriminde söz sahibi bir bilim kadındır artık. Dilan Hanım, Amerika'da çalıştığı yıllarda sık sık Türkiye'ye gelip bilgi ve birikimlerini aktarmaya çalışır. 1968 senesinde ODTÜ'de misafir profesör olarak çalışır ve ülkemizin ilk ulusal astronomi toplantısını düzenler. 1973 senesinde ODTÜ Fizik bölümünde astrofizik anabilim dalını kurar, 1993'te emekli oluncaya kadar ODTÜ'de çalışır. Evet, ben Dilan Eryurt'u gerçekten ilk başlangıçta da söylediğim gibi çok böyle haberim yoktu kendisinden. Daha sonra Doodle olması, yani Google'daki o görsel var ya üst tarafta çıkan aramada, oraya düşmelerinden sonra ilgimi çekip araştırmıştım. Zaten
O Doodle'dan sonra da yanılmıyorsam yine dergilerden birinde kendisi hakkında bir biyografi yazısı da vardı. Orayı da okudum ve ilgimi çekmişti. Yani NASA'da çalışan ilk Türk'ün Dilan Ergürt olduğunu ya da NASA'da ilk Türk ne zaman çalıştığı gibi soruları belki sormayı bile düşünmemiştim. Haliyle kendisinde bu şekilde bilgi edinmiş oldum hakkında. Sizlere de bu şekilde tanıtmak istedim. Aslında bir nevi bizim ülkemizin kendi değeridir Dilan Ergürt'te. Ne mutlu onlar gibi kadınlar yetişmesi, onlar gibi yerlerde olmaları ülkemiz adına çok büyük bir övgü kaynağı olarak görüyorum ben. Zaten yer vermemin en büyük sebeplerinden birisi de kendisinin gerçekten çok değerli bir bilim insanı olması ve benim bunu fark edememem maalesef, yani Doodle olduktan sonra fark etmişim. Burada da benim belki de bilgi eksikliğim, benim konuya vakıf olmamamla alakalı. Kendisi hakkında bilgi edindikten sonra da sizlerle de böyle paylaşım yapmak istedim. Nice böyle Dilan Ergürt'ler yetiştirmek ülkemize nasip olsun diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.